Cümle tanımı sorusuna yine hoş geldik. Cümle tanımı sorusu derken en azından modern zamandaki cümle tanımı sorularında neredeyse her defasında bağlacı rolü bilip bilmediğimiz ölçülüyor bizim için. O yüzden bağlacı dikkat edeceksiniz. Yukarıda ana cümle verilmiş aşağıda bir bağlaç arıyoruz. Ne tür bağlaçla kombine ya da yukarıda bağlaç verilmiş aşağıda ana cümle arıyoruz. Bağlaçların rolünü bilin. Mecburuz artık bunu. Onun dışında isim tekrarlarından kaçınacağız. Fosil yakıtların beyt liste burada geçmesini istemeyeceğiz. İngilizce isimler tekrar etmez. Genelde zamire dönüştürülür. Yine tabii ki göndermelere dikkat edeceğiz. Mutlaka bizim için referans kelimeler, zamirler, işte benim as, other, more, komparatif yapılar, DDA'lar, also'lar, ezberler, to'lar. Hatırlarsanız 14 tane referans kullanım var İngilizce'de. Her birinde biliyor olduğumuzu varsayıyorum. Hadi soruyu çözelim. Ne demiş fosil yakıtlar ki? Kedinin ana kaynağıdır. Bu sınırlı kaynaklar bittiği zaman yerine konamaz. Virgül var. Demin de söyledik. Virgül varsa vay verez değil mi en çok? Oysa yenilenebilir enerji yani fosil yakıtların tersi olan halde bitmezler. Bakın bu bitiyormuş. Ve çok az kirlilik oluştururlar. Little az. Hemen hemen hiç. Bu kirlilik kaynağı büyük major volatile. Görüyor musunuz zıtlıklar? Birisi bitiyor, öteki bitmiyor. Birisi kirletiyor, öteki kirletmiyor. Olay bu kadar. O ilişkiyi doğru yakalamış olmanız gerekecekti. Buna dikkat edin. Biz ne yapıyorduk cümle tanımlamada? Eğer bu soruyu hatırlar yapsak katiyen bunu ve bunu bir şekilde yazıp Türkçelerin karşısına yazıp onu 5 gün üstü okuyorduk. Niye? O cümle yapısını biz anlamamışızdır. O cümle yapısını kafamıza yerleştirmeye çalışıyorduk. ÖSYM'nin cümle tanımında kullanmış olduğu yapılar, soru biçimleri çok aslında karikatüristtir yani nasıl anlamaya çalışın. Çok şabloniktir. Pattern'ları vardır, kalıpları vardır. Bunu çözdüğün zaman işler kolaylaşır. Buna benzeyen şeyleri bir sürü kullanmış. Burada azlık çokluk zıtlığı var. Major, little. Değil mi? Biri not, runner, öteki user. Çok basit. 32 demiş. Ya bakın yine benzer yapmışlar. Yine bir terslik arayacağım. Organik materyalin çürümesi onu tabiata geri salar. Bu da atmosfere özür dilerim. Atmosfere geri salar. Elinde bir iter olacak. Ve onu atmosferi geri salacağımıza göre daha önce atmosferden almış olacağız. Gördünüz değil mi? Organik materyalin çürümesi onu atmosfere geri salar. Adına doğacağımızda efendim toprak bakterisi ve diğer biyolojik ajanlar nitrojen atmosferden emer, yok eder, alır. Oysa organik materyalin çürümesi bunu yeniden atmosfere salar. Bile alıyor, geri verir. Tamam mı? Olay bu kadar aslında. O yüzden verez olmuş. Aldı verdi muhabbeti back to the atmosphere, remove from atmosphere. Sırf şuradan bile değil mi yaptınız? Çıkartabilirdiniz. Sırf from to'lardan birinin tersi olduğunu yakalayabilirdiniz. Neye düştünüz? Böyle bir şey düştünüz mü? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Tamam. Sormak istemediğinizi düşünüyorum. Devam edeyim. O suçtayım. Her ne kadar reflekslerin çok bir kısmı innate'se de. Innate gerekiyor. Doğuştansa yani kontrol edemiyorsak da. Burada diyecek olduğu dediğine göre zıtlık demek ki bir kısmı innate değilmiş. Kontrol edebiliyormuşuz ya da bir kısmı daha sonradan öğreniyormuş. Innate değilmiş. Yani ona dair bir şey ki bakın zaten diğerleri gibi. Gördünüz mü? Çoğunluğu böyle diğerleri. Çok da basit. Reflekslerin çoğunluğu innate doğuştan gelen tepkilerse de diğerleri bir kişiye yaşamıyla koşullanır. Yani birisi biliyorsunuz doğuştan gelen refleks öteki şartlı refleks. İki tür refleks vardır demiş. Tamam. Çok da anlaşılır. Bu ara bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. O doğuştan gelenler ve sonradan kazanılanları İngilizce'de doğru anlamanız lazım. Doğuştan olanlar için innate, inborn, hereditary, genetic, biological gibi kelimeler kullanıyoruz. Sonradan kazanan şeyler için acquired, developed, experience, environmental gibisinden bir takım başka ifadeler kullanıyoruz. Bu ara bol bol refleks diyerek beni seçme, beni seçme, beni seçme, beni seçme demiş seçenekler bize de yardımcı olmuştu. 34 değil efendim. Although her ne kadar one humped and two humped camels are given separate species names. Her ne kadar bir örgüçlü ve iki örgüçlü develere ayrı ayrı isimler verilse de, ayrı ayrı tür isimleri verilse, spesies biliyorsunuz biyolojideki tür. Demek ki böyle bir şey yok diyecek. Bunlar aynıdır diyecek. Aynı nerede var? Bir burada var ilk Adana'da. Bakalım hem dişi hem de erkek develer aynı sayıda dişe sahiptir yemek yemesi için. İlişki kuramıyorum. Ayrı ayrı isimleri var. Erkek dişi. Halbuki iki ayrı hörmüş tipinden bahsediyoruz. Dişi erkekten bahsetmiyor. Bakalım. Aha, buyurun. Day, day, day. Cevaplar arayacağım. Cihan olacağım. Onlar, bakın bunlar dilinde ayrı ayrı isimler verilse de onlar kolaylıkla çiftleşebilirler aralarında. Tek örgüçlü ve çift örgüçlü. Ve muhtemelen de tek bir türün alt türü
türleridirler, türevidirler, çeşitlidirler. Farkındaysanız aynı türden gelirler demiş oldu. Farklı isimler versek de aslında bunlar ortak bir hatası var demiş oldu. Single species demiş oldu. Zıttık burası bizim için. Hocam Bursa çeldirici değil mi? Çeldirici şöyle olsa olurdu. Bunlar işte efendim tek örgü develi, ya diyorum, tek örgüçlü deve ve çift örgüçlü develer ayrı ayrı isim vermiş olsa da bunların hepsi Afrika'dan geldi deseydik olurdu. Demiyor ki. Güney Amerika yayılmış, Asya yayılmış, Afrika yayılmış, Kuzey Amerika'dan. Hepsi aynı kökenden geldi demeye çalışmıyor. Nereye yayıldığını söyledi. Hepsi Kuzey Amerika'dan yayılmış deseydik durum değişecek olurdu arkadaşlar. Haberin olsun. Hocam bu da Denizli neden olmadı? Yani ben de Denizli'de takıldım hocam. Yani nasıl mana verdin? Ya iki çeşit olsa da en bilineni tek örgüçlü olandır gibi çevirdim yani ben. Bir tane var demiyor ki ayrı ayrı isimler verilmişti diyor. Şuna atlıyorsun yani. Şu kısım ne? Yo hani kabaca söyledim. Okudum da işte tek örgüçlü ve çift örgüçlü develer o farklı isimlendirmiş olmasına rağmen mi? Bütün kilit burada. Şu farklı isimlenmiş olması demesi zaten senin dediğinden çıkarır zaten. Bak sen ne demiş olursun? İki tane varsa da en bilineni budur diyorsun. Adam var olmaktan bahsetmiyor. Bunlara farklı isim verdik ama düşün mesela biz efendim bu iki arkadaşa başka isim veriyoruz ama cümlesinin devamı ne olacak? Bunların isimler aynıdır olacak. Yani aynıya gideceğiz. Başka bir şansımız yok. Tamam. Farklı isimleri verirse de o zaman en bilineni tek örgüçlü olandır. Bir daha söyle bak hala olmuyor. Ya sen bu cümleyi dene. Ben sana değiştireyim mesela. Mesela ben diyorum ki efendim buna ve buna ayrı ayrı isimler versek de bunun devamını getir. Biraz yorgunum da. Tamam. Yani normal zaten. Yani mesela, bakın bana hem Mamger bana hem Mamger hem Mehmet diyorlarsa da efendim evet. Gerçi bu olmaz. Çünkü şey diyor ayrı isimler diyor çıkamam. En bilineni Mamger'dir olur. Mesela öznesi olmadığı için eleyebilir miyiz? Bakın ayrı isim veriyoruz. İki tane ayrı ayrı tür isim veriyoruz diyor. Bunlar ayrı diyorlar diyor. Şunu görüyor musun? Türler? Şu değil bak. Atıyor. Spesis kısmı değil. Geri geliyor. Özür dilerim. Ayrı isim veriyorum adam. Ayrı tür diyorlar diyor. Yani adam diyor ki bu iki arkadaşa ayrı hayvan diyorlar diyor. Dikkat edin. Buradaki bütün mesele bunlar ayrı hayvandır demiyor. Ayrı hayvan diyorlar. Ama ayrı değiller arkadaşlar demeye çalışıyor adam. Yaptığı şey öyle. Tamam. Yoksa şu desek derar deseniz olur. Efendim bunlar iki ayrı tür deseniz de olur. Gibi atsak. İki ayrı tür de desek de olur. Ne bileyim yani. Okey. Ayrı isim veriliyor. Ki zaten isim vermez de olsa olur ama spesies tüm kafamızı karıştırıyor yani. Türlük yoktur. Zaten. Hocam bizim kafamızı karıştıran şey gibi oldu. Hani mesela bir sürü peçete markası var ama hepsine genel olarak Selpak diyoruz gibi bir şey bizim aklımızda canlandı bence. Zaten o can oturdu. O zaten şeye gidiyor ki tersine gider. Ben dediğim yapmış oluyorsunuz. Tek, çok. Ben de tek çoka gittim zaten. Senin örneğin tek çok zaten. Şimdi buradaysa birden fazla isim veriliyor diyor. Yani keşke tersi olsa. Bir sürü peçete var demiyor. Birden fazla isim varsa da aslında bir peçete vardı. Ya ne diyeyim? Tersine gidiyor. Okey. Ben sizi anlıyorum arkadaşlar. Sizin cümleniz şu. Efendim tek örgüçlü deve ve iki örgüçlü deve ayrı ayrı türler olsa da en yaygını budur. Hala zıttık olmuyor zaten. Yani niye diyeyim ki ayrı ayrı türler olsa da hala anlam değil benim için. Okey. Devam ediyorum. Os 5 mi? Geliyorum. Ne diyor abicim? Düzenli dozda vitamin C almak bizi soğuk algınlığından korumaz. Güzel. Yani niye diye arayacağım? Çünkü arayacağım. Yok. Ama var. İlk başta onu okuyacağım. Yok. Ama yüksek dozda C vitamini semptomların azaltılmasına yardımcı olabilir. Bakınız normal doz bir faydası yok. Ben hasta olmaktan engellemez ama yüksek dozda bir vitamin efendim burnumun akmasını engeller, öksürmemi engeller vesaire. Yani semptomları azaltır dedi. Bu ilişki biçimi zaten kurabilirsiniz. Yüksek dozda vitamin yani düşük dozda düzeltiyor. Normal dozda vitamin, yüksek dozda vitamin. Yardımcı olmaz, yardımcı olabilir. İlişki biçimini görüyorsunuzdur. Alleviate kelimesi bu ara kolaylaştırmak, azaltmak anlamında. Burada soruyu bilirken bizim için önemli olmuş. O yüzden belki sorabilirler. Unutmayın herhangi bir ÖSYM sorusunda bir kelimeyi bilmek sorunun çözümünde önemli olduysa bunu adamlar artık soracaklardır bizim için. Tamam. Gerçi her yüzünden yardımına da ihtiyacımız yokmuş ama neyse anladım. Burada takıldınız mı?
Ben bunu Bursa demişim de şimdi daha mantıklı geldi yani, o zıttı gördüm orada. Regular dose, high doses. Zaten over the counter drugs'lar zaten biliyorsun C-vitamin over the counter drugs'tır. Sadece soğuk algınlığı semptomunu iyileştirir. Yani elimizdeki şey yok. Zıtlık var gibi. Bak bu işe yaramaz diyor, bu iyileştirir diyor. Ama konsekvent demeye çalışıyorsun. Yani ser sonuç bağlacı. Ser sonuç hiç kurulamıyor yani. Harbi olsa belki yani. Ama ser sonuç olmuyor. 36 day. Deminki gibi. Deminki soruya çok fazla benziyor. Şuradaki hocam, soruyu ben 35'te bir şey sorabilir miyim geçmeden? Hangi soru anlayamadım? 35'te. Hocam üstteki sorularda hep böyle öznenin takibinde eleme yaptık ya. Burada neden vitamin C'yi iki kere kullanmasına rağmen elemedik? Yani şimdi, vitamin C'nin yüksek kullanımı ya da onun düşük kullanımı diyebilirdik. Neden onu, direkt? Onun diyebilirdik, soğuk algına falan gidecek diye dememiştik. Biz de ama bunu şöyle söyledi. Yüksek dozda C vitamin ve düşük dozda C vitamin biz de diyelim. Doza vurgu yaptığı için. Burada asıl özne kısmımız dozlar. Okay. Oradan demiş. Yani işin gerçeği hani mesela başka bir şey deseydi, ben burada it dese kolta karıştırabilirim. Yani birden fazla cümlede isim geçtiyse artık adam mecburen kafam karışmasın diye zannileştirirken sıkıntı yaşayacaktır. Ama diğerleri it's highest doses, fakat ilgili de şöyle bir sıkıntı var. Akıllı olmayan varlıklara çok tercih etmediğimiz bir yere girmeye çalışacağız. Sahiplikte. Vitamin C bir var, akıllı bir varlık değil. Yine diyebilirdi. However it's highest doses olurdu bence. Yani o zaman da aşırı kola olur diye ÖSYM belki cümleyi nasıl öyle ÖSYM yok etti belki. Çünkü o zaman herkes doğru yapacaktı falan. Halbuki sizin buna falan düşmeniz istemiştir yani. Okay. Tamam hocam. Bu ara bu buna gider. Okay. 36. Her ne kadar kuşlar farklı farklı gözyaşı üretimine sahiplerse de insanlara kıyasla. Bakın farklı bir gözyaşı. Onun gözyaşlarının bazı muhtevaları insanlardaki bulunan yoğunluktadır. Tamam. Yani farklı bir şey ama aynı yoğunluğa sahipmiş bazı içerikler. Bilmiyorum. Bileşenlerin bir kısmı. Okay. Farklılık aynılık üzerinden gittik zaten. Farklı benzer zıtlığı. Yaygın bir zıtlık. Bu da neye düştük? Düştük mü? Devam. Hocam ben hatalı yaptım ama çok kaçırmışım yani. Çok kolay bir soru. Yani şu an anlıyorum gerçekten. Muhtemelen bir okurken bir şeyi hatalı çevirdim. İnsan yoruluyor zaten sanat diyor. Sadece okumak değil, unutmayın. Sadece İngilizce gerekmiyor, kondisyon gerekiyor aynı zamanda. Yani dikkatimiz dağılıyor. Cümlelerde tahmin çok kullanıyorsak hemen hemen her soruya biraz daha yorgun geliyoruz. Bilmek ve tahmin etmek arasında beyin için ciddi bir efor farkı. Contrary to the popular belief, genel kanının aksine the old seasons are not bad bağlıca arkadaşlar. Not bad olmuşlar. O yüzden inşallah yakalamışsınızdır. Çünkü bir bağlaç şekli bu. Paralel bağlaçlardan. Dünyanın mevsimleri güneşten uzaklığa göre belirlenmiyor. Güneşten uzaklığın artmasına göre, azalmasına göre olmuyor. Nasıl oluyor? Güneşe düzlemine kıyasla dünya gezegenin eksenindeki eğim sayesinde oluyor demiş. Olay bu kadar aslında. Hepimizin bildiği mevsimler nasıl oluşur muhabbeti. Öyle değil böyle yani. Güneşe daha yakın olunca daha sıcak olmuyor. Okay. O karikatürler boşa gidiyor işte. Adalayı dünyayla güneşin ortasına falan yerleştiriyor. Öyle değil abi. Açayım eğer önemliymiş. Adana eğikse. Okay. Devam ediyorum. 38. Afrika kıtası. Çok da güzel. Limestone, kireç taşı ocakları bağlamında genelde fakirdir. Garibandır. Ama kuzeyli, ya özellikle de Cezayir, Allah Allah, zengindir. Çok da rahat, çok kolay bir cümleydi yani, anlaşılır. Burada limestone itizamıyla gönderme yapmış. Poor'la abundant'ı biliyorsak ne âlâ. Geçen bizim sınavların birisi abundant sorulmuştu. Kelime sorusu olarak gelmişti. Burada da bu soruyu doğru cevaplamak için abundant kelimesinin manasını bilmek gerekiyor. Yani ÖSYM kendi içerisinde tutarlı soru soruyor. Önemli dediği kelimeyi kelime sorularında soruyor. Ve bir başka yerde o kelimeyi bilmek, o başka bir soruyu doğru yapmak için yine elzem oluyor, lazım oluyor. Yani tutarlıdır. O yüzden kızmak yerine adamın neyi sorduğunu fark edip onları öğrenme yoluna gitmek daha akıllıca bir hamle. Kızarak kim ne kazanmış? Neye düştünüz? Düşmediyseniz giriyorum o zaman. 39'da do that co oluşanlar. Demek ki bir şey oluşmamış. Oluşanlar katastrofik, yani felaketle
sonuçlanan olaylar oluyorlar. Bir sürü can kaybının olduğu oluşanlar, bir sürü can kaybına yol açan feci olaylar oluyorlar. Zıtlık arkadaşlar. Havayolu kazaları nadiren oluşuyor. Ama görüyor musunuz? Oluştuğunda da insanlar ölüyor. Olabilir aslında. Yani azlık zıtlık gibi düşünün. Infrequent but catastrophic. Az ama felaketle sonuçlanan olaylar. Okay. Yakaladınız mı? Neye düştünüz? Ya ben bunu yanlış yapmışım hocam da. Denizli demişim. Denizli'de ne demişiz? İşte yaklaşım ve iniş kazalarının sebepleri değişken olduğu için bu kazalar olanlar tecidir. Değişken ilişkisi nasıl kurdun ki? Ya hiçbir fikrim yok şu an açıkçası. Yani bunun feci olmasıyla bir ilişki kurma şansımız yok. Yoksa sansevier sonu çok güzeldi, bence çıkabilirdi. Fakat şu kalıbağı aşınırsanız that, those, sonra those, that, occur, oluşanlar. Bu oluşmadığı anlamına geliyor. Mesela those, who, are, late, geç kalanlar. Demek geç kalmayanlar var. Bize bunu ima eder zaten. Doğru. Oluşmadığı anlamına geliyor. Ben bunu bilmiyordum, tamam. Yani şey, vurgulu bir ifade. Niye vurguladığını anlarsak demek ki yani bize bir şekilde dikkat çekmeye çalışıyor. Diyarbakır nasıl bir cümleye doğru bilmiyor ama işte approach or landing, yani yaklaşım ve iniş kazalarının sebepleri başka başka bir şey. Yani burada birisine söylese landing olanlar daha fecidir dese orada bile eze çıkmazdık. Bereze falan çıkardı. Hala çıkmıyor yani. Burada unutma iki tane kaza sebebi saymış bize. Approach, yaklaşım, landing, iniş kazalar. Okay? 40 men. Mold dediğimiz şey bu küf gibi şeyler. Evde oluyor ya. İçeride büyüyen küfler insanlar için özellikle tehlikeli, kaygı verici olabiliyor. Niye abi? Çünkü onlar alerjik reaksiyonlar oluşturuyorlar. Buna hassas olan insanlardır. Anlaşılır zaten. Yine gönderme, tek gönderme Edirne'de olduğu için bence kaçırmamışsınızdır. Çünkü başka hiç gönderme yoktu. Birazcık yani parlak çekmiş bize soru. Beni seç, beni seç diye bağırmış. Yakalamışsınızdır değil mi? O zaman sevgiyle devam ediyorum. Bu ara mold kelimesi mantar anlamına geliyor. Kalıp anlamına geliyor. Moda anlamına geliyor bilin. Hemen 41. Atmosfer kimyası çok karmaşık bir bilimdir. Güzel. Adana bakıyorum. Çünkü atmosferin muhtevası devamlı değişiyor. Olur. Bir şey devam değişiyorsa ister istemez bilimde işi zorlaşacaktır. Karmaşık olacaktır. İki tane karmaşa var. Complex, instability. Bilmiyorum, hatırlıyor muyum? Diğer hocam, Denizli'ye de bakabilir miyiz? Efendim? Denizli'ye de bakabilir miyiz? Bakacağım. Denizli mi? Neye rağmen millions of different industrial chemicals entered atmosphere daily. Milyonlarca farklı endüstriyel kimya atmosfere günlük olarak girmesine rağmen, bak bir koz olsa olur, girdiği için karmaşıktır desen olur. Girmesine rağmen karmaşık olmaz ki. Evet, orada unutmamışım ya da dikkat. Ağlacı kafanda yanlış oturtmuşsun, yoksa olurdu yani. Tamam tamam. Bolu'ya bakabilir miyiz hocam? Hangisine? Bursa yani. Bursa. Ama, evet. Much of what happens olanların çoğu çok az anlaşıldı. Bu da negatif, bu da negatif. Zaten kompleks de az anlaşılır. Yine burada da olsa olurdu. Karmaşıktır. O yüzden çok az anlaşılıyor. Bak. Ama değil. Bağlaçtan gidiyor. Unutmayın. Her defasında bağlacadan ölçmeye çalış. Okay. Kapış. Tamam hocam.